Evet, iyi akşamlar. Şimdi oyun aslında iyi başladı. 10. dakika 2 tane pozisyonumuz vardı. Biri direkten döndü, birini kaçırdık. Free kick var. Oyun ondan sonra dengelendi. Basit ayağımızdaki top kaybından golü yedik. Sonrasında ikinci yarıda bence oyunun başlangıcında rakip daha iyiydi. Sonrasında da oyuna tekrar coşkulu şekilde girmeye ve çevirmeye çalıştık. Sonrasında golü bulduk. Hemen arkasından iki dakika sonra penaltı pozisyonu. Penaltıyı kaçırdık. Yani yarın olsa gene Adem'e attırırım çünkü önemli ayaklarımızdan bir tanesi. Sonrasında bir zihinsel yorgunluk ve arkasından da tekrar kazanma duygusu derken özellikle geçiş takımına karşı geniş alanların verilmesi ve yediğimiz gol. Ondan sonrasında oyunu çevirme gibi bir durumumuz olmadı. Bir ayağımıza dakika kaybettiğimiz top, iki uzaktan yaptığımız bir ortanın sonucunda geçiş yediğimiz pozisyon ve maçı kaybettik. Elimizdeki mevcut, bu bir savunma değil, Beşiktaş takımının forması, oyuncusu her zaman değerlidir. Ama ancak bunu yapabildik mevcut kadroyla. Yani çünkü Ozi'nin 60 dakika oynaması gerekiyordu. Necip'in hafta sonu itibariyle belki sağ bek elimizde sakatlığı vardı. Ancak bu kadar kullanabildik. Sol beki sağ bek, sol önü sol bek. Sonrasında da işte Güven'i sola alıp, Umut'u Kartal'ı merkeze alıp böyle bir hamle yapabildik. Zaman zaman cevap verdi. Oyun zaman zaman gitti, zaman zaman geldi. Ama oyun cebimize kadar gelmişti. Ama çeviremedik penaltıyla beraber ve kaybettik. Onun için üzgünüz. Ama iki gün sonra, çünkü Avrupa Ligi'ni oynayıp en az dinlenen biziz. Çünkü diğer rakiplerimiz pazartesi oynayacaklar. Biz pazar akşamı oynayacağız. Diğer bir rakibimiz salı günü oynadı. Bir an evvel fiziksel ve zihinsel hemen toparlanıp pazar günü. Özellikle burada bize çok yardımcı olan taraftarımızın coşkusuyla beraber tekrar sıfırdan başlayacak bir maça hazırlanmamız gerekiyor. Bugünle ilgili mi soruyorsun? Yani çok, yani bunu yapabileceğimiz buydu. Yani oyundaki hamleler, yani maçtan evvel bile hemen hemen ortalama iki tane, hani sakatlıktan olan oyuncumuzun oynatmak zorunda kaldığımız, ya Kartal'la başlayacaktık ya Ozu'yla başlayacaktık. İki maçı da planlayarak hareket etmek istedik. Ozu ancak 60 dakika, hani aldığımız rapor. Necip'in hafta sonu sağ bek yok elimde. Bugün kullanıp belki hafta sonu tekrar onu kullanacağım veya başka bir seçenek. Bilmiyorum sakattan durumu. Bu iki hamle zaten değişiklik cebimde duruyordu. Onun için üçüncü hamlede ancak kenar ortası, Umut, Güven bu şekilde kullanmak lazım. Çünkü başka seçeneğim yoktu. Ve oyuncular buna bölüm bölüm cevap verdiler. Oyunu aslında aldılar da. Penaltı yazsam belki başka bir senaryo olacaktı. Ama bu oyunun içinde bunlar var. Bunları da yaşıyoruz. Şimdi aslında oyunda şöyle söyleyeyim. 3-4 haftada bir esneklik. Yani bazen bugün sağ parselasyonu sistemlemeyeyim de sağ parselasyonunda bir takım değişiklikler oynarken, karşılarken veya planlarken. Bugün şimdi Necip sağ bek oynuyor. Rocco ilk defa oynuyor. Vida oynuyor. Pedro, yani 4'ün 3'ü ilk defa oynuyor. Ben aslında bugün oyunun başında bir oyun kurulumu istemedim. İkinci bölgeden sonrasında rakip sahada oynarken bu oyunu hiçbir şekilde başlamayın dedim ama bazı alışkanlıklar, belki odaklanmama o ana ve merkeze oynamama Vida'nınla ilgili soracaksan. Çünkü rakibin bu alanını açabilmen için kenarlara, merkeze, çünkü tuzak var, geçiş yiyebilirsin. Çok klasik bir geçiş takımı. Biraz uyurum, merkeze oynama, uzaktan 30 metre 40 metre merkeze pas atılmaz. O sana geçiş olarak döner. Uyarım o konudaydı. Ben öyle çalışmadım hiç. Ama yani 8. 9. haftada 22 tane 11'de başlama bir durumda herhalde bir teknik adamın bir kulübün başına gelmemiştir. Yani 22 kişiyle başlıyorsan 11'de bunda bir sıkıntı var. Yani sakatlıkları, işte darbe sakatlıkları, adele sakatlıkları, kırmızı kartlar. Yani ideal takımımla maç oynamadım herhalde. İşte Burak, Victor gibi, Atiba gibi örnek veriyorum. Yani özellikle o hattı belirleyecek oyuncularla bir türlü oynayamadık. Bazen performans, bazen sakatlıklar, bazen bizim tercihlerimiz. 22 oyuncu çok büyük bir rakam. İyi bir futbol takımını
sayabilmen için istikrarlı oynayan 8-9 oyuncusu devamlı olursa katkıları olur şeyler ama biz bu sirkülasyonda mecburen bulunduğumuz durum itibariyle yaşamak zorunda kaldık. Onları düşünmeye fırsat olmadı. Hep bir önündeki maçı kazanma için plan yaptık. Bizim takımın özel oyuncularından bir tanesi biraz evvel de dediğim gibi hani bir daha penaltı olsa bir daha attır. Son derece de güveniyorum. İki gün var maça. Yani üçüncü gün maç var. Zihinsel ve fiziksel hazırlanıp bir karar vereceğiz. Bütün her şeyimizi, enerjimiz yukarıda olması gerekiyor. Burada taraftarımız önünde onların müthiş desteğiyle başka bir enerji oluyor. Daha yukarı çekiyor. Burada bizim oynadığımız, kazandığımız iki galibiyetimiz var maçlarda. Seyircinin geriye düştüğümüzde dönüşlerinde de bile yardımcı oldular. Pazar günü itibariyle taraftarımızın o desteğini bekliyorum. Yo estağfurullah olur mu? Soracaksın çünkü herkes duyuyor. Taraftar şöyle. Çok özür dilerim. Yani, tabii. Yani hiç istifa etmeyi düşündünüz maç içinde o tepkileri alırız. Hayır düşünmedim. Mücadele etmeye devam edeceğim ama taraftar her zaman haklıdır. Onlar buraya geliyorlar. Hayatlarından fedakarlık yapıyorlar. Forma alıyorlar. Perşembe akşamı geliyor, pazar akşamı gelecek, kombini alıyor. Biz onlara iyi bir şeyler sunmak durumundayız. Taraftar tepkisinde her zaman haklıdır. Ki bence ağızlarından kötü bir kelime de şu an itibariyle çıkmıyor. Onun için taraftar, dünyanın her yerinde böyle bu. Hani bizim meslekte olduğunda da bu bir gerçek, kaçınılmaz bir gerçek. Onun için bence taraftar haklı. Bence taraftar, burada disiplin rekorları kırmış bir taraftar var. Pazar günü itibariyle bu takımı tekrar döndürecek. Bizim için önemli ayaklardan bir tanesi onlar. Şimdi 3-4 haftadır oyun planlarında bir takım değişiklikler oldu. Hani sağ parselasyonlarında bir takım değişiklikler oldu. Pas oyununun, yani bunu çok detaylı anlatmak lazım. Nerede pas oyunu, nerede hızlı ucum? Nerede şey? Aslında 3-4 haftadır bizim oyun planında sağ parselasyonda bir takım değişiklikler var. Bu bazen karşılarken, bazen oynarken değişebiliyor. Pazar günü önce bir fiziksel, bir dinlenelim. Çabuk toparlanmamız lazım. Zihinsel de toparlanalım. Onun planını maç günü oyuncularla paylaşırız. Ali, 2 gün var. Maçı 3. gün maç var biraz evvel dediğim gibi. Bu akşam kulübe döneceğim. Mevcut bazı oyuncuların cumartesi günü bana son durumları belli olacak. Oynayıp oynamayacakları İstanbul'da kalanların. Atiba bizden bugün kulübedeydi. Çünkü 37 yaş. Sakatlanma riski var. Koruduk bugün. Gökhan Gönül belli değil cumartesi günü. Burak Yılmaz belli değil cumartesi günü. Diaby belli değil. Victor Douglas ve olmama ihtimali yüksek. Elime bir sağlıkla ilgili bilgi geldikten sonra neyi planlayacağız? Rakiple ilgili, kendimizle ilgili ona göre karar vereceğiz. Beşiktaş taraftarı senelerdir altyapısından gelen oyunculara her zaman sahip çıkmıştır. Yeni yüzdür, yeni heyecandır. İsmi de çok uygun Kartal. Sene başından itibaren bizle beraber 3-4 oyuncudan bir tanesi girdi. Hiç sırıtmadan iyi de bir oyun oynadı bence. Bizimle beraber onu hafta sonu itibariyle karar vereceğiz. Şimdi ben her zaman kurumumu, oyuncumu korumuşumdur. Bu performans değerlendirmesidir. Bugün itibariyle 17. haftaya kadar bu oyuncularla devam edeceğiz. Yeni yönetimle beraber bunun değerlendirmesini yapacağız. Ona göre bir karar vereceğiz. Teşekkürler arkadaşlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi nasıl?